Selam, hoş geldiniz. Bugün böyle kanalımda hafif değişimsi bir video çekmek istedim. Ders günlüklerimi izleyenler çok fazla merak ediyorlardı. İşte dershanemin sistemini falan nasıl gidiyor, online'a geçtiniz. Hani dershaneye verdiğim para değiyor mu, ne yapıyorsunuz size, ne yaptırıyorlar falan filan. Ben de bunun için bir video çekmek istedim. İşte böyle genel olarak dershanemin sisteminden, düzeninden falan filan bahsedeceğim. Hem de belki siz de böyle bu düzenden belki kendinize uyan bir şeyler bulmaya çalışırsınız. Hani motive olursunuz falan diye bu videoyu çekmek istedim. Eğer videoyu beğenirseniz de lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim videoya. İlk olarak size deneme sınavlarımızdan bahsedeceğim. Biz deneme sınavlarını pazar ve pazartesi günü oluyoruz. Pazar günü TYT, pazartesi günü AYT olacak şekilde. Sınavları da neyse ki online çözmüyoruz. Çünkü ben online sınav çözme konusunda gerçekten inanılmaz kötüyüm. Bizim dershane herkesin evine bir aylık paketler yolluyor. Bu bir aylık paketler içerisinde bir aylık işte ödevlerimiz, bir aylık deneme sınavlarımız falan. Yani elimizde bulunması gereken bütün materyalleri kargoyla bize yolluyorlar. Deneme sınavlarını da yolluyorlar. Sadece Türkiye geneli bir sınav olacağı zaman Özde 1 gibi işte bu TÖDER gibi falan hani o kitapçıkları çok önceden bize vermek istemedikleri için işte kuruma gelip alın diyorlar. Onun dışındaki bütün kitapçıklar bizim elimizde oluyor zaten. Hadi buyurun izleyelim. Evet, deneme sabahı. İlk olarak tabii ki uyandım. 8-8.30 gibi uyanıyorum. Genelde 9 gibi de denemenin başına geçiyorum. Ama tabii denemeye oturmadan önce bazı ritüellerimiz var ki ilk olarak yüzümüzü yıkamak. Böyle bir kendimize gelelim yani sabah sabah uyandık çünkü. Sonrasında kahve yapıyoruz. Ayılacağız çünkü. Burada en sevdiğim, en sevdiğim fındıklı filtre kahvemden yaptım. Sabah sabah o kadar iyi gidiyor ki böyle aç karnına. Öf yani akıyor. Instagram'da bu arada linki var, girip bakabilirsiniz ona. Sonra denemeye çok aç girmeyeyim diye böyle bir şeyler atıştırıyorum. Bu tahin pekmezli yulaf böyle çirkin gözüküne bakmayın. Gerçekten lezzetli bir tadı var. Tabii ben kahvaltı sonra tekrar yapıyorum. Bu beni keser mi? Hayır, kesmez ama öyle işte atıştırmalık. Şimdi gelelim fasulyenin faydaları arkadaşlar. Bize dershane bu denemeleri kargo şeklinde evimize gönderdi. Yani bir aylık olacağımız denemeleri evimize paket şeklinde gönderdiler. Bu şekilde denemeler var. Bize o hafta hangi denemeyi olacağımızı mesaj şeklinde iletiyorlar. Bu haftanın şanslı denemesi bilgisayar malmış. Hadi bakalım biz. Bismillah, inşallah, şükür. Pazar günü TYT denemesiyle başlıyoruz. Bu bilgisayarmanın TYT denemesi önümde görmüş olduğunuz. Ben süre tutarken bilgisayarımda olan Pomodoro uygulamasını kullanıyorum. Buradan 135 dakikayı başlatıyoruz. Başladık bakalım. Tabii bitiminde masa her taraf silgi tozu. Çünkü TYT denemesi yani. İçi de böyle. Çözdüm çözdüm. 135 dakikada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. TYT denemesinden bir sonraki gün tabii ki AYT denemesine uyanıyoruz. Başlıyoruz 180 dakika. Instagram'da geçen bir şey paylaştım. 180 dakika AYT denemesine durabilen cindir yazdım üstüne. Ama gerçekten öyle yani. Kim durabiliyor evinde çözülüyor AYT denemesine 180 dakika bilmiyorum. Ama mesela YKS'de 250 dakika verseler 250'sini de kullanırdım. Çünkü YKS'de boş sorularınızı üzerine inanılmaz derecede kafa yürütüyorsunuz. Ama evde olunca yapamadım neyse boş bırakayım falan diye böyle bir opsiyonunuz oluyor. En son oh mis gibi TYT'yi de AYT'yi de çözdük ya, yapmamız gereken sisteme cevaplarını girmek oluyor. Çünkü tabii ki dershanemiz işte sıralamalarımızı, ondan sonra kaç net yaptığımızı, osunu busunu her şeyi görmek istiyorlar. Sadece kendileri görse süper ama ailemize falan da atıyorlar. Hani orada küçük bir sıkıntı doğuyor. Sonra akşamında babayla bu netler ne der su falan filan muhabbetleri. Ama neyse hiç sıkıntı değil, şimdi onlardan bahsetmeyeceğim size. Bu şekilde işte sisteme giriyorum hepsini. Girdikten sonra da en son böyle kaydet, sınavı bitir falan filan diye bir bölüm çıkıyor. Artık o saatten sonra yapacağınız hiçbir şey kalmıyor. Sınavı bitiriyorsunuz ve sonuçlarınız gitmiş oluyor. Sınavı bitirdikten ve sisteme girdikten 2-3 gün sonra bizim bir WhatsApp grubumuz var. Buraya cevap anahtarları geliyor. İlk önce işte biz kitapçıktan falan filan kendimiz kontrol edebiliyoruz. Benim tabii ki şu an yaptığım gibi. Çok geçmeden de zaten sıralı sonuçlarımız falan filan hepsi gelmiş oluyor. Bu şekilde sıralamaları da veriyorlar. Karne şeklinde de veriyorlar ve deneme rutinimiz bitmiş oluyor. İkinci olarak online derslerimiz. Ah, online dersler, herkesin başını yakan bu online dersler. Salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri oluyor bizim. Toplam 4 gün oluyor online derslerimiz. Ve tabii ki Zoom üzerinden oluyor yani.
Derslerde tek sosyalliğimiz ne biliyor musunuz? Chat bölümü var ya Zoom'da. Oradan arkadaşa yazıyorum, diyorum ki kanka hoca nerede kaldı? Hangi konuyu işliyorduk? Ben bunları yazabiliyorum sadece. Tek sosyalliğimiz bu. Bir kere de hatta arkadaşa bir şey yazacağım derken, hani bu chat bölümünde kişiye özel ve herkese açık gönderebiliyorsunuz ya. Herkese açık göndermişiz mesajı, böyle hı diye kaldık yani derse. Hı diye kaldık. Neyse, buyurun derslere de nasıl işlediğimize dair bir gösteri, slide, performans. 23 Nisan gösterisi. İzleyelim, aman batırdım. Biz birebirleri almak için K12 sistemini kullanıyoruz. Buradan böyle derslerimizi seçiyoruz önce. Ondan sonra hangi öğretmenden almak istediğimizi seçiyoruz. Bize böyle saatleri falan çıkıyor. Uygun alanı seçiyoruz. Seçtikten sonra zaten böyle sisteme kaydolunuyor. Oradan bakabiliyorsunuz hangi birebirleri aldığınıza falan. Bir de her gün dershane WhatsApp grubuna böyle detaylı kimin birebiri var falan onun listesini atıyor. Birebire girmeden önce tabii ki çözemediğimiz soruların fotoğrafını çekiyorum. Ondan sonra bu fotoğrafları kendi bilgisayarıma gönderiyorum. AirDrop'la. Ondan sonra o fotoğrafları alıyorum. Bir klasöre atıyorum. Attıktan sonra zaten her şey hazır artık. Zoom'a giriyoruz. Bir meeting'e katılıyoruz. Ondan sonra burada hocalarımızın hepsinin kendine özel ID'si var. Hangi hocayla birebir aldıysanız o ID'yi girip derse hoppada giriyorsunuz. Tabii ki şifreli mifreli böyle. Herkes girmesin diye. Ben burada bilgisayarımın ekranını paylaşıyorum. İşte o attığım soruları böyle hocalara yansıtıyorum. Hoca da üzerinde oynuyor, çıkarıyor. Böyle yazıyor, çiziyor falan filan. O şekilde anlatıyorlar bize çözemediğimiz soruları. Ben genelde konu anlattırmıyorum. Hani çözemediğim sorular üzerinden gittirtiyorum hocaları. Çünkü 20 dakikalık oluyor zaten etütler. 20 dakikada konu ne anlattırabilirim? Soru çözdürebilirim. Ben de soru çözüyorum. Böyle bilgisayarımın üzerinde falan hoca oynuyor ya, biraz komik oluyor. Öyle. Sonrasında ödevler. Allah'ım, bundan benim başım ne kadar yanık biliyorsunuz. Yani her videomda ödev yetiştirmeye çalışıyorum. Sürekli bir şeyin ödevini yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü dershanem de çok fazla ödev veriyor. Haftalık oluyor bu ödevlerimiz ve yapmazsak şöyle bir sıkıntı oluyor ki kırmızı kart görüyoruz. Yani bizim dershanede şöyle bir sistem var. Sarı kart ve kırmızı kart sistemi var. Ödevlerinizi falan yapmadığınız zaman sarı kart alıyorsunuz ve iki tane sarı kartta kırmızı kartınız oluyor. Ve eğer bir kırmızı kart alırsanız, mesela seviye belirleme sınavı oldu. Hani sınıflarımız oluyor ya, kurku. Böyle seviye seviye. Atıyorum birinci kurda olmanız gerekiyorsa bile kırmızı kartınız olduğu için ikinci kurda derslere giriyorsunuz falan. O yüzden böyle kötü bir şey. Yani ödevlerimizi yapmamız lazım. Falan filan Inter Milan, buyurun ödevler. Şimdi bizim ödevlerimiz bu şekilde böyle haftalık veriliyor ve WhatsApp grubu üzerinden bize atıyorlar. Sonra ben de bunları kendi tahtama yazıyorum. Hangisini yaptım, hangisini yapmadım görmek için falan. Bu föylerden çözüyoruz ödevlerimizi. Bunları da dediğim gibi hani bize bir haftalık gönderiyorlardı ya, set şeklinde. Onların içerisine bunları da gönderiyorlar. Hocanın hazırladığı sorular oluyor bunlar. Yaptıkça da böyle üzerlerini çiziyorum. Hem beni motive ediyor bunları böyle karalamak, hem de öyle hoş oluyor yani. Sonrasında tamam, iyi hoş yaptık bu ödevleri de hocalara nasıl gösteriyoruz? Yani hocam ben yaptım demek de olmuyor. Ben Instagram'dan böyle hani kolajlı çekme bölümü var ya, ona giriyorum. Altılı bölümü açıyorum. İlk başta hangi testi çözdüğümün ismini çekiyorum. Ondan sonra böyle kolajlıyorum onları. Galerime kaydediyorum. Sonra bizim kullandığımız K12 sistemi var biliyorsunuz. Ödevler bölümüne giriyorum. Burada bütün ödevlerimiz oluyor. Dosya yükleyi seçip fotoğraflardan, galeriden bu dosyayı yükleyebiliyorum. Dilerse öğrenciler işte farklı şekillerde de yükleyebiliyorlar. Video falan da yükleyebiliyorlar. Ama ben bu şekilde yüklemeyi tercih ediyorum. Hem daha kolay oluyor, hem de kolay yani. Artık sisteme de girdik miydi ödevleri, bizden rahat yok. Üstünde çiziyoruz, babam çiziyoruz. Öyle ödevlerimiz de bu şekilde oluyor. Ve KTT sınavları. Bir cuma günü klasiği. Bunu da çok iyi biliyorsunuz YKS günlüklerimi izleyenler. Çok çektik bu KTT'lerden de. Yani her cuma günü yazıcının başında bir şeyler çıkartmaya çalışıp evet arkadaşlar şimdi KTT sınavı olacağım falan deyip size anlatıyorum. Buyurun izleyelim bilmeyenleriniz için. Evet, ilk olarak yazıcımızı hazırlamakla başlıyoruz. Çünkü alacağımız çıktılar var. K12'ye giriyoruz. K12'de bizim bunları böyle PDF şeklinde yüklüyorlar, olacağımız sınavları, KTT'leri. Buradan PDF'lerine tık tık yapıyorsunuz. Hemen açıyorsunuz. Zaten sınav şeklinde önünüze bulunuyor. Ama çözmemiz gereken günü sabahında yüklüyorlar. Daha öncesinde çözmeyelim diye. Sonra ben sabahları hemen yazdırıyorum bunları fotokopiden. Çok kolay oluyor. Kağıdı sokuyoruz. Buradan fışı 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 çıkartıyor. Sonra tabii ki bunları
bunları çözüyoruz. Şu an çözülmüş hallerini görüyorsunuz. Bunları çözene kadar benim canım çıkıyor. Ben beynimi buralara böyle bırakıyorum, serpiştiriyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yani sonuçta yapmamız lazım. Her dersten bir tane oluyor. Yani günde 6 tane KTT falan oluyoruz. Bittikten sonra bilgisayarımı açıyorum. Gene K12 sistemine giriyorum ve buradan işte sonuçlarımı falan girmem gerekiyor. Sınava başla diyorsunuz. Yazıcısı olmayan arkadaşlar için böyle sorular da var. Onlar online da çözebiliyorlar. Ben kolaylık olsun diye çıkarıp çözüyorum. Ondan sonra sonuçları şu an görmüş olduğunuz gibi sisteme giriyorum. Hepsini girdikten sonra da artık sınavı bitir diyorsunuz ve sonuçlarınız kaydoluyor. Bu sonuçlar da dershanenin işte hocalarına, yetkililerine falan filan gidiyor. Onlar da bizi böyle değerlendiriyorlar. Genelde bir aksaklık olmazsa cuma günü çözdüğümüz KTT'lerin cevap anahtarları ve sonuçları cumartesi günü elimize ulaşmış oluyor. Bu şekilde hem cevapları hem işte sonuçlarımızı bize gönderiyorlar. Sonuçlar da böyle sıralama şeklinde oluyor şu an görmüş olduğunuz gibi. En sonda artık bize çözümleri gönderiyorlar. Bu en sevdiğim kısmı çünkü sonuçta öğrenmek için çözüyoruz. Bu şekilde hocalar üzerlerine falan çözüyorlar. Açıklamalarını yapıyorlar soruların. O şekilde yapamadıklarımıza da bakıyoruz. Ben de bu şekilde kesiyorum, biçiyorum falan ve bitmiş oluyor. Ve videonun sonu. Bu da böyle işte ortaya karışık, çerez, tatlı bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de mutlaka yorumlarınızı yazın. İşte sizin dershaneniz ne yapıyor, siz nasıl ilerliyorsunuz, ödevleriniz, osunuz, busunuz falan filan gelin yorumlarda da dertleşelim. Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum.